Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, Kenzül İrfan sohbetlerimizin, Kenzül İrfan derslerimizin 50. .si ile birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah 1001 hadis-i şerifimizin e, tamama erdirmiş olmayı ümit ediyoruz. Rabbimize hamdü senalar olsun. Vakit geçirmeden önce, vakit geçirmeden bir an önce metnimize başlayalım inşallah. Babu ma ca'a fi isabetil ayn göz değmesi yani nazar ile ilgili Efendimiz Aleyhisselam'dan bize gelen seçilmiş olan hadis-i şeriflerle başlayacağız inşallah bu birlikteliğimize. 981 numaralı hadis-i şerifimiz şöyle: İstaizu billah minel ayni fain leha hakkan Gözden Allahu Teala'ya sığınınız istiaze ediniz. Çünkü o leha buradaki ayn kelimesine, göz değmesine dönen bir zamirimiz hakkan haktır. Göz değmesi gerçektir. Göz değmesinden Allahu Teala'ya sığınınız. i̇sabet ayından, göz değmesinden muhafazanız için Cenabı Allah'a sığınınız. Zira isabet-i ayn vardır. Bu şekilde Esad Erbil Hazretleri hadis-i şerifimizi tercüme etmişler. 982 numaralı hadis-i şerifimiz Teavvezu billahi minel ayni ve nefesi Burada göz ve nefesten Allahu Teala'ya sığınınız buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Gözden ve nefesten Cenab-ı Hakk'a sığınınız. Esad Erbil Hazretleri en yalın şekliyle hadis-i şerifimizi böyle tercüme etmişler. El-aynu hakkun تُدْخِلُ الرَّجُلَ الْقَبْرَ قَبْرًا وَالْجَمَلَ الْقِيدْرَ Göz haktır göz değmesi haktır tudhilur racule el kabra adamı kişiyi kabre girdirir vel cemel el kidra deveyi de e, kazana diyelim e, girmesine sebep olur isabeti ayn haktır insanı kabire, deveyi kazana ihdal eder girdirir Esed Erbil Hazretleri de hadis-i şerifimizi böyle tercüme etmişler. El aynu hakkun testen zilul halika Göz değmesi haktır. Testen zilul halika Bunu bir tabir olarak alalım biz. Yüce dağları helak edecek, dağları yerinden oynatacak bir zarardır. Bir efendim Durumdur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. i̇sabet aynı ayin haktır. Dağı yerinden oynatır. Esed Erbil Hazretleri de bu şekilde tercüme etmişler. Bu sayfamızdaki hadis-i şeriflerimiz İbn-i Mace Hazretlerinin sünneni, İmam Münavi Hazretlerinin künuzül hakaykı, Acluni'nin keşfül hafası, Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin müstedinde yer alan hadis-i şeriflerimizden oluşuyor idi. Bab-ı fi suveri vel musavviri e, resim ve resim yapan yani ressam hakkında Efendimiz Aleyhisselam'dan bize gelen ve eserler Erbil seçmiş olduğu hadis-i şeriflerle devam ediyoruz. 985 numaralı hadis-i şerifimiz Eşeddün nâsi azâben indallâhi yevmel kıyameti el musavvirûn Şuraya kadar olan kısmımız müpteda kısmımız. Kıyamet günü Allah katında Azap bakımından insanların en şiddet, en şiddetli azaba maruz olanı el musavvirun tasvir yapanlar efendim heykel, resim gibi canlı e, olarak bildiğimiz bizim işte hayvan suretidir, insan sureti gibi resimler yapan tasvir ed, tasvir yapan kimselerdir. Tahkika şüphesiz yevmi kıyamette eşedde ile muazzep olan, azap gören bir hayvanın canlının resmini çıkaran kimsedir. İnnel beytellezî fîhî suvaru lâ tedhuluhu el melâiketû. Muhakkak ki ellezinin sonraki kısmımız sıla cümlesidir ve kendinden önceki cümlenin de sıfatıdır. Fîhî suvaru yani içerisinde suret bulunan ev eve la el melaiketu oraya melekler girmez buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Tahkika şüphesiz içinde hayvan yani canlı resmi bulunan bir haneye melaike-i rahmet, rahmet melekleri girmez şeklinde Esad Erbil Hazretleri hadis-i şerifimizi tercüme etmişler. قَاتَلَ اللّٰهُ قَوْمًا يُصَوِّرُونَ مَا لَا يَخْلُقُونَ قَاتَلَ Allahu قَوْمًا Allah-u Teala bir kavmi helak etsin, onları ölüme sürüklesin ki şu kavmen kelimesi nekra geldiği için buradan sonraki kısmı sıfat olarak tercüme etmemiz gerekiyor. Yusavvirûne Tasvir yaparlar fakat böyle yaratamadıkları halde tasvir yapan kavme Allahu Teala efendim o kavmi helak etsin, yok etsin. Yok olasıca bir kavim onlardır. şeklinde Efendimiz Aleyhisselam bu hadis-i şerifini nakletmişler. Cenab-ı Allah o kimseleri helak etsin ki halkına kadir olamadıkları zîruhu, Buradaki halkına halkına yani yaratmaya kadir olamadıkları zîruhu, canlıları tasvir ederler, resimlerini yaparlar şeklinde hadis-i şerifimizi tercüme etmiş Esad Erbil Hazretleri. İmam Bukhari ve Müslim Hazretlerinin sahihlerinde, İmam Nesai Hazretlerinin sünenlerinde, Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin müsnedinde, Ebu Davud Hazretlerinin sünnelinde İmam Tirmizi Hazretlerinin Süneninde, İmam Darimi Hazretlerinin Süneninde ve Heysemi'nin Mecmu'u Zevaidinde nakledilen hadis-i şeriflerimizden seçilmişti bu hadis-i şeriflerimiz. Men suretel ervahi fehuve mel'unun. 988 numaralı hadis-i şerifimizde şöyle. Men savvera suretel ervahi. Ruh sahiplerinin yani canlı varlıkların suretini yapan kimse şart fehuve mel'unun efendim bir kimse ruh sahiplerine ruh sahiplerinin suretini yaparsa fehuve mel'unun o kimse lanetlenmiş mel'un bir kimsedir. Ziru canlı olanların resmini çıkaran kimse mel'undur. Eser bil Hazretleri de böyle tercüme etmişler. 989 numaralı hadis-i şerifimiz La tedhulul melaiketu beyten fihi kelbun ev suratun. La tedukhulul melaiketü beyten, Melekler bir eve girmezler. Nasıl bir ev? Sıfatı fihi kelbun kendisinde köpek bulunan yani içerisinde köpek olan eve ev suratun veya ruh sahibi canlıların resimlerinin bulunduğu eve melekler girmez. İçinde kelp veya heykel mevcut olan haneye melaike-i rahmet rahmet melekleri dahil olmaz. Mes'eder bil hazretlerinin Hadis-i şerifi tercümesi bu şekilde olmuş. Bab-ı fi emri tedavi Hastalıkları tedavi konusunda Efendimiz Aleyhisselam'dan bize gelen hadis-i şerifler bölümüyle devam ediyoruz. 990 numaralı hadis-i şerifimiz İnallâhe teâlâ enzeled dâe ve ddevâe ve li kulli dâin devâen fetedâvev felâ tedâvev bi harâmin Muhakkak ki Allah-u Teâlâ İnnenin ismi şu kısımda sonuna kadar innenin haberi enzele <laughs> ve deva e. Allahu Teala derdi de devayı da indirendir, indirmiştir. Ve ce'ale li kulli da'in Her bir derdin e, mutlaka bir devası, bir şifası vardır. Allahu Teala her bir derdin devasını da yaratmıştır. Fe <laughs> tedâve, o halde tedavi olun. فَلَا تَدَاوَا بِحَرَامٍ Ancak haram bir şeyle tedavi olmayın. Cenab-ı Hak derdi de devayı da nazil ettiği, indirdiği gibi her dert için bir deva halk buyurmuştur, yaratmıştır. Binaenaleyh tedaviye devam ediniz. Fakat haram ile tedavi etmeyiniz. Tedavi olmayınız. Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Esed Elbili Hazretlerinin çevirisiyle e, hadis-i şerifimizi anlamış oluyoruz. 991 numaralı hadis-i şerifimiz şöyle: ed minel kaderi ve kad bi iznillahi Evet. ed şifa minel kaderi kaderdendir. Yani ilahi takdire bağlıdır. Ve kad bi iznillahi teala muhakkak ya Allahu Teala'nın izniyle tedavi olmak fayda verir. Deva yani ilaç mukadderat-ı ilahiyedendir. Onun etkisi de ilahi takdire bağlıdır. Tahkika şüphesiz Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ihsanıyla menfaat bahş olur, fayda sağlar şeklinde hadis-i şerifimizi Esad Erbil Hazretleri tercüme etmişler. Bu sayfadaki hadis-i şeriflerimiz şu son hadis-i şerifimiz hariç İmam Münavi'nin Künüzül Hakayık'ı, İmam Bukhari ve Müslim Hazretlerinin sahihleri, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Darimi Hazretlerinin sünenleri, Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin müsnedi, Ebu Davud Hazretlerinin sünneni, İmam Malik Hazretlerinin muattası ve Heysemi'nin Mecmu Zevaid isimli eserlerine nakledilen hadis-i şeriflerden seçilen hadis-i şerifler idi. 992 numaralı hadis-i şerifimiz ise şöyle, Tedavev fe innallâhe lem yunzil dâen illâ enzele devâen. Tedavev, tedavi olun. Fe çünkü muhakkak ki Allah lem yunzil daen bir dert indirmemiştir ki illa enzele devaen der devasını indirmiş olmasın. Bir hastalık suhurunda tedaviye devam ediniz. Zira Cenab-ı Allah devasız bir hastalık nazil buyurmamıştır. Yaratıp yeryüzüne indirmemiştir. Konumuzla ilgili son hadis-i şerifimiz 993 numaralı hadis-i şerifimiz Men tedavi bi haramin Lem yecalillahu lehu şifaan. Men tedawe bi haram, haram ile teda kim tedavi olursa lem yecalillahu lehu şifaan. Allahu Teala o kimseye lehu bir şifa kılmaz. Bir kimse şarap gibi bir şeyle tedavi ederse Cenab-ı Allah onu kendine şifa etmez. Yani haram şeyle tedavi olunmamalıdır. Babu maca fil eyyam çeşitli günler hakkında Efendimiz İslam'dan bize gelen ve Sahabeler Hazretlerinin seçmiş olduğu hadis-i şeriflerle konumuza devam ediyoruz. Birlik devam ediyoruz. <t 'tum> Men vessa ala iylihi fi yevmi e, ve sallallahu aleyhi fi senatihi kulliha. Men vessa kim genişletirse ala iylihi fi yevmi e, Aşure gününde iyaline öyle ikramlarını bol bol yaparsa ve sallahu aleyhi Allahu Teala o kimseye genişletir fi senetihi kulliha yılın tamamında geniş bir şekilde nimetleri rızkı ikram eder. Bir kimse Aşure gününde ehlü iyalinin çoluk çocuğunun rızkını tevsi ederse Cenab-ı Allah o kimsenin senesini kamilen tamamen üst ate rızık rızık bolluğu ile geçirir. Yevmul ahadi yevmu ghirsin ve binaim. Pazar günü ekim günüdür ve bina yapma günüdür. Yani bunlar için uygun bir gündür pazar günü buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Pazar günü ağaç dikmek ve ebniye yani bina yaptırmak için mübarek bir gündür şeklinde Esad bir Hazretleri hadis-i şerifimizi tercüme etmişler. Yevmul isneyni yevmu talebi seferin ve rizkin. Pazartesi günü seferi e, talep etme günüdür ve rızkı arama günüdür. Pazartesi günü sefer ve talebi rızık, rızık aramak için mübarek bir gündür buyurmuşlar Efendimiz Aleyhisselam. Esed ı Ebil Hazretleri böyle tercüme etmiş. 997 numaralı hadis-i şerifimiz Yevmü selaseti yevmü hadidin ve be'sin Salı günü hadid aslında yani demir gibi bir anlama geliyor. Sert ve besin şiddet. Bir sıkıntı, bir sertlik ve şiddet günüdür. Tabi bu hadis-i şeriflerin bağlamlarına da bakmak lazım değerli kardeşlerim. Tam manasıyla zihinlerimizde oturması bakımından. Neden salı gününe özellikle Efendimiz Aleyhisselam hiddet ve şiddet ve muharebe günüdür buyurmuşlar. Bu e, hadis-i şeriflerin bağlamına, kime söylendiğine, hangi şartlar altında Efendimiz Aleyhisselam'ın bu hadis-i şerifleri zikrettiğine bakılarak daha iyi anlaşılacaktır. Bu sayfadaki hadis-i şeriflerimiz İmam Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace Hazretlerinin sünenlerinde, Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin müsterinde, İmam Suyuti'nin cami-i sagirinde, Aculuni'nin keşf hafasına yer alan hadis-i şeriflerinin seçilmiş hadis-i şerifleriydi. 998 numaralı hadis-i şerifimiz Yevmul erbi'a erbi'a'i yevmu la ahze ve la Çarşamba günü efendim almak veya vermek için uygun bir gün değildir. Çarşamba günü ahz ve ita yani alıp vermek için mes'ud bir gün değildir. Yevmul hamisi yevmu talebil havaici Perşembe günü e, asli ihtiyaçlarını isteme günüdür, talep etme günüdür. Perşembe günü talebi hacat, ihtiyaçların temin edilmesi için mübarek bir gündür. Bin numaralı hadis-i şerifimiz Yevmül Cuma'ti Yevmü İdin Zikrin Cuma günü bayram ve zikir günüdür. Cuma günü ibadat ve ezkar, zikir ile müminlerin kalbi mesru olacak bir yevmü iddir, bayram günüdür. Esad-ı Hazretleri böyle tercüme etmişler yevmü septi, yevmü mekrin ve hudatin. Cumartesi günü bir hile ve aldatma günüdür. Cumartesi günü adayi dini mubine, din düşmanlarına letaifi hiyel, hoş hileler ile galip olacak bir gündür şeklinde Eser Hazretleri, Kenzül İrfan isimli eserinin son hadis-i şerifini tercüme etmişler. Evet, değerli kardeşlerim, çok çeşitli konu başlıklarına dair bin bir adet hadis-i şeriften oluşan Kenzül İrfan sohbetlerimizin, derslerimizin sonuna geldik. Gücümüz nispetinde gerek metin tahlillerine başvurarak, gerekse metni anlamaya yönelik, yani hadis-i şerifin içerisinde dile getirilen mesajları anlamaya yönelik bir çaba ve gayret içerisinde olmaya çalıştık. Rabbimiz bu birlikteliğimizi, hatalarımızın, kusurlarımızın, günahlarımızın affına vesile eylesin. Ömrümüz boyunca e, kabir aleminde, ahiret yurdunda Efendimiz Aleyhisselam'ın şefaatlerine vesile eylesin bu gayretlerimizi. Ve dünyada da ahirette de Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek yollarından, şefaatlerinden bizleri ayırmasın. Mevlamız hastalarımıza, e, hastalıklarımıza acil şifalar, dertlerimize devalar. Borçlu kardeşlerimizi en kısa zamanda helalinden edalar nasıl bir müyesser eylesin. Bu vesileyle tekrar Efendimiz Aleyhisselam'ı ondan hadis-i şerifleri alan sahabe-i kiram, tabi'in, tebev tabi ve bize kadar ulaştıran bütün e, ravileri, hadis ravilerini rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Ruhları şad olsun, makamları cennet ve ali olsun şefaatleri üzerimize sahiban olsun ve hasreten bu hadis-i şerifleri seçen, bir araya getiren, toplayan Esad Elbili Hazretlerine, onu yetiştiren üstadlarına, maddi manevi büyüklerine de selam ediyoruz. Onlar da rahmetle, minnetle yad ediyor. Şefaatlerini talep ederek sözlerimize nihayet vermek istiyoruz. İnşallah Rabbimiz böyle hayırlı vesileler dolayısıyla daha nice defalar buluşabilmeyi bizlere nasip eder. Rabbimin rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti ümmet Muhammed'in aleyhissalatü vesselam ve sizlerin üzerinize olsun değerli kardeşlerim.